6 tane yumurta yaptık önce arkadaşlar. Tepsinin altına da çok az tavuk eti ve göğsü kanat karıştırdık. Diğer karışımlarımızı biraz sonra göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şu an 6 tane daha yumurta haşladık. Tavuk etimizle beraber yumurtalarımız da burada. Diğer karışımlarımızı biraz sonra göstereceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi ekmek doğruyoruz küçük küçük arkadaşlar. Bunları neden yaptığımı biraz sonra hepiniz göreceksiniz. Hatta çoğu arkadaşım da merak ediyor. Ya Ali abi, acaba bunları bu kadar niye hazırlıyor? Kendisi mi yiyecek yoksa misafiri mi gelecek gibi düşünebilir. Ama biraz sonra gördüğünüzde siz de bana hak vereceksiniz. Çünkü biz insana değer verdiğimiz kadar her türlü canlıya da değer veriyoruz arkadaşlar. Evet, ekmeğimizi doğradık. Altta tavuk etimiz vardı. Şimdi yumurtalarımızı doğruyoruz. 6 tane yumurta haşlamıştık. Sıcak biraz gerçi. Soğumasını da bekleyeceğiz tabii ki ama. Yumurtalarımızı da doğruyoruz. Güzel bir karışım olsun diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi kimisi bana kızacak, kimisi beni takdir edecek ama ben herkese saygı duyuyorum. Yumurtalarımızdan sonra sosislerimizi de doğruyoruz. Bunun neden yaptığımı gördüğünüzde hak vereceksiniz ama şimdi herkes merakla bekliyor. Acaba Ali abi bunları neden böyle yapıyor diye tahmin ediyorum hepinizden böyle bir düşünce var. Evet, daha bitmedi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tavuk eti, ekmek, sosis, yumurtadan sonra da salam var. Bunu da yapıyoruz. Doğruyoruz karışımın içine. Gördüğünüz gibi. Evet, güzel oldu. Vallahi kokusu beni bile etkiledi. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bitmedi. Devam ediyoruz. Biraz açmak zor oldu ama. Yoğurtumuzu da koyduk. Hatta birazcık bunu sulandırıyoruz. Evet. Ne koyduk? Tavuk eti az. Tavuk etini fazla koymuyoruz arkadaşlar. Sosis, salam, yumurta haşladık. Ekmek ve yoğurt. Bunların karışımıyla güzel bir menü hazırladık. Acaba bu menüyü niye hazırladık? Şimdi onu da merak ediyorsunuz. Biraz sonra size göstereceğiz. Evet, kızımız, daha doğrusu annemiz yemeğini yiyor arkadaşlar. Çünkü o kadar yavruyu doyurmak için karnını doyurup onlara süt verecek yiyecekler onu ayarlıyoruz. Bu yiyeceklerin içinde gerçekten çok çeşitli gıdalar var. Süt var, yoğurt var, yumurta var, salam var, sosis var, ekmek var. Amacımız sadece yavrularına süt yetiştirsin. Değil mi kızım? Maşallah babacığım.
Bakın belki yavruların sesi size geliyordur. Zaten aşkın da çok acıkmış. Ye kızım, ye, korkma sen. Tamam. Ya çok güzeller ya. 5 tane. Dur. Tamam, dokunma. Dokunma. Bir tane tüyleri kocaman ya. Beş tane. Ne yapıyoruz lan? Şöyle hayvanlara ne bak.